Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Şubat 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Şubat ayı sizin için para konularında önemli yapılandırmalar yapabileceğiniz, yeni hedefler belirleyip özel hayatınızda da bazı heyecanlarla karşılaşabileceğiniz önemli bir ay. Ayın ilk haftasında özellikle para hesapları, muhasebe işleri, banka işleri, krediler, ödemeler, faturalar ve benzeri konulara daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Hani burada enerjinizi, zihninizi, düşüncelerinizi daha fazla odakladığınızı görüyoruz ama önemli sonuçlar da alabilirsiniz. Hızlı gelişmeler de söz konusu olabilir. Özellikle para, finans ve ödemeleriniz, alacaklarınız, verecekleriniz ve benzeri konularla ilgili. Güneş ayın 19'una kadar Kova burcunda, daha sonra Balık burcunda ilerliyor olacak. Bu ay biraz daha hani uzak hedefleriniz, işte yurt dışı konuları, akademik çalışmalarınız, medya yayıncılıkla ilgili işleriniz, dijital alanlardaki beklentilerinize de odaklanabileceğiniz bir aydasınız. Ve Mars'ın ve Venüs'ün özellikle ayın ikinci yarısında Kova burcunda hareket ediyor olması, Merkür'ün, yönetici gezegeniniz Merkür'ün de 5 Şubat'tan itibaren Kova burcuna geçecek olması, 9. evinizden size çok güzel destekler verecek. Enerjiniz artacak. Zihinsel anlamda daha yaratıcı, daha özgür olacaksınız. Ufkunuz gelişiyor, vizyonunuz artıyor. Ayın genelinde öğrenciyseniz eğitimle ilgili konular, çalışıyorsanız biraz daha hedeflerinizi büyütebilir, yurt dışına açılabilirsiniz. Özel yaşamınızda da belki biraz daha özgürlükler, keyif arayışları, kültürel gelişimler, yolculuklar, seyahatler, bunlar daha fazla gündeme gelebilir. 10 Şubat'ta 20 derece Kova burcunda yeni ay doğuyor. Her yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri hayatımıza taşıyor sevgili ikizler. Bu yeni ay ise güzel bir üçgen açıda, hava elementinde olduğu için. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuzda, yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa güzel bir açıda, hoş bir yeni ay doğacak. Uranüs etkili de olduğu için bazı sürprizler, hızlı gelişmeler olabilir. Yani beklenmedik durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Ani bir seyahate çıkmanız, işte yurt dışı ile ilgili bir konuda böyle hızlı bir gelişme olması. Örneğin belki akademik alanlarda hızlı bir karar verebilirsiniz. Böyle bir çalışma içerisine girebilirsiniz. Hukuksal konularda yeni açılımlar olabilir yaşamınızda örneğin. Ve bu yeni ayın etkisiyle beraber ayın 10'undan sonra özellikle ayın 25'ine kadar olan süreç içerisinde günlük hayatınızın hızlandığını, iletişim trafiğinin arttığını, yeni bilgiler öğrendiğiniz, konuşmaların, görüşmelerin, randevuların, yazışmaların, kısa uzun seyahatlerin çok fazla ortaya çıktığını da hissedebilirsiniz. Ve Mars 13'ünde Kova burcuna geçecek ve bu geçişle birlikte 14 Şubat'ta Mars Plüto ile Kova burcunda birleşiyor. Güçlü bir açıdır. 0 derecede önemli bir açı bu. Toplumsal alanlarda da böyle dikkat çekici konular gündeme gelebilir. İşte uzayla ilgili, bilimsel konularla ilgili, teknolojiyle ilgili örneğin ya da elektrik, elektronikle alakalı konular falan. Burada tabii ki bu açı sizin için de yeni bir düşünce, yeni bir başlangıç, yeni bir inanç, hani bir şeyin startını verebilir. Bununla birlikte biraz hani Mars Plüto kavuşum özellikle seyahatlerde dikkat etmek gerektiğini işaret ediyor. İşte kullandığınız dijital araçlar, bilgisayarlar, internet ve buralarda güvenlik alanlarına dikkat edin. Çünkü böyle siber saldırılar gibi sıkıntılar oluşabilir kolektif alanda, bazı alanlar, konularda. Yani bireysel olarak biraz daha güvenli adım atmak lazım. Özellikle telefondur, bilgisayardır, iletişim cihazlarımızla ilgili alanlarda ve seyahatlerde mümkün olduğunca güvenliğe, temkine dikkat edelim. Ve ayın 19'undan itibaren Güneş artık Balık burcuna geçecek. Gelecekle ilgili, yani sizin toplumdaki duruşunuz, statünüz, kendinizi kariyer olarak nasıl konumlandırıyorsunuz veya neler bekliyorsunuz? Buralara daha fazla bir güneş aydınlık vermeye başlayacak. Hedeflerinizi büyütmeye başlıyorsunuz. Gezegeniniz Merkür'ün 23'ünden itibaren Balık burcuna geçişiyle birlikte, zaten Satürn de orada biliyorsunuz, artık biraz daha bu hedeflerinizi, kariyerinizi, geleceğinizi, işinizi, sorumluluklarınızı, görevlerinizi daha fazla düşünüp, belki yetkili kişilerle konuşmalarınız olabilir, görüşmeleriniz olabilir, iş toplantılarınız olabilir. Özellikle ayın sonlarında 27-28 Şubat gibi böyle işle ilgili, kariyerle ilgili konuda, yani üstünüzle, otorite figürleriyle ya da aile içerisinde, aile büyüklerinizle önemli, ciddi bazı konuşmalar yapmanız, kararlar vermeniz, hayatınızda bazı yeni yapılandırmalar için
uzun vadeli planlamalar yapmanız da mümkün görünüyor. Ve ayın 24'ünde Başak Burcu'nun 5 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Dolunay biliyorsunuz aydınlatıyor. 4. evinizi aydınlatan güçlü bir Dolunay. Satürn'den açı alıyor, Jüpiter'den güzel bir üçgen açı alıyor. Genel anlamda daha yapıcı, daha iyimser, daha pozitif bir Dolunay olduğunu söyleyebilirim. Özellikle ev yuva alanlarınız ve özel yaşamınızı aydınlatan bir Dolunay bu. Evet, kariyeriniz önemli bu ay. Belki evlilikle ilgili, yuva kurmakla ilgili bir temanız var. Bu Dolunay bunu netleştirebilir, ortaya çıkarabilir. Bazen ayrılıklar, evden ayrılmalar, kendine bir ev açma, yeni bir düzen kurma gibi konularınız da olabilir tabii ki. Emlak alma, satma, taşınma, kiralama gibi konularınız, belki yani size gelir getirecek bazı anlaşmalarınız da söz konusu olabilir. Tabii ki aile ve ebeveynlerinize de özellikle dikkat çekiyor bu Dolunay. Onlarla ilgili konularda iyileşmeler olabilir. İlişkilerinizde önemli destekler alabilirsiniz. Belki bir ebeveynin sağlık sorununun çözümlenmesi, tedavisi mümkün olabilir. Onların yaşam şartlarında bazı düzenlemeler gündeme gelebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Değişken burçlarımız etki alıyorlar doğal olarak. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu dolunaydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Eğer toprak burçlarında gezegenleriniz varsa olumlu etkiler biraz daha artacaktır. Çünkü Jüpiter desteği haritanızda daha güçlü çalışacaktır. Evet, ayın 27'si, 28 ayın son günlerinde Güneş, Satürn, Merkür kavuşumu biraz hani sorumluluklara dikkat çekiyor. Aile büyükleriyle ilgili konular, kariyerle ilgili konular, otorite figürleriyle ilgili konularda yaşamınızda zaman zaman kendi üzerinizde biraz baskı ve engel hissetseniz de hani burada sorumluluklara dikkat etmek gerektiğini, daha ciddi düşünceler, daha planlı, programlı çalışmalar içerisinde olmamız gerektiğini işaret ediyor. Hedeflerinizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Özellikle kariyeriniz ve geleceğinizle ilgili konularda sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.